Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emme ba'd. 238. sayfa Tac 1. An Enes'in metin bölümü orta kısımlardan. Bismillah. An Enes'in radıyallahu anh anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kale el büzago fil mescide hatiyetün ve kefaretüha defnüha. Nasip olursa yazıyoruz. Enes radıyallahu anh ya hay Efendimiz ya hay mescitte tükürmek hatadır. Parantez. Yasak bir günahtır. Parantez kapanıyor. Kefareti ise kefarat. Kefareti ise onu parantez tükrüğü parantez kapanıyor. Gömmektir. Yere gömmek yani. Buyurdu. Dedi. Ravul Erba'a Kütüb-i Sitte'mizin dördü hadis-i şerifimizi rivayet etmişler. 6-7 numarada şerhler. Şimdi eğer böyle camide tükürmek, camiyi hafife almak düşüncesiyle olursa zaten haramdır, küfürdür. Ama camide böyle bir şeyden değil de alışkanlık icabı tükürmüşse kişi onu gömmek kefaretidir, gömmesi lazım. Tabii ki altı kum, toprak olan mescitler için bu böyle. O zaman öyleydi yani. Mescitler kum gibiydi. Topraktı. Şimdi halı olursa ne yapabilir? Temizlemesi kefareti olur. Orayı yıkayacak, temizleyecek nasıl yıkayacaksa. Yani onu temizlemesi, onu sanki oraya tükürülmemiş gibi hale getirmesi kefaretidir. Mecbur bunu yapacak ki Cenab-ı Hak da onu o şeyden af buyursun. Ondan dolayı bir azap görmesin. Bunu bize beyan etti hadis-i şerifimiz. Veli Müslim Müslim yazıyoruz inşallah. Ya hay peş peşe 3 nokta. Uridat aleyye
اَعْمَالُ اُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَعَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِ اَعْمَالِهَا اَنْنُخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ. Ümmetimin güzel ve çirkin amelleri bana gösterildi. Ya Kayyum, güzel amelleri içinde yoldaki herhangi bir engeli kenara atmayı da gördüm. Ya Kayyum, kötü amelleri içinde mescide tükürüp gömülmeyen tükürüğü de gördüm. Buyurdu şeklindedir. Şer 8 numarada yollarda diken, taş, buna benzer şeyler olur. Milletin gelip geçmesine mani teşkil ederler. Birinin ayağına bir tümsek veya bir çukur rastlar. İyi olmaz, zarar görebilir. Bunları düzeltmek, o yoldaki ayağa takılacak şeyleri kenarlara itmek çok basit bir şeydir. Geçerken ayağıyla ittirir insan. O kadar basit. Ama bu da salih ameller içinde yer alıyor. Onu gördüm. Bana arz olundu, gösterildi. Camide tükürmek, şimdi öyle dışarıda yaşayan insanlar evleri bile topraktır. Yani bir şey olsa burnunu çekip affedersiniz atarlar yere. Orası iyice öyle bir şey olur, toprak zaten çeker, kurur. Ne ayakkabı ne giyiyorsa ona sürtünür, temizlenir. Yok görünüyorsa süpürür. Zaten toprak, hemen toprağa karışır. Bunun gibi. Ama tabii ki bir camide, ibadet yeri, böyle bir tükürük, burada da gösterdiği gibi bize, kötü bir davranıştır. Bunu da yapmaması lazım.
Nüha deniyor buna. Buna diyelim ki biraz daha ağır olsa da burundan sümkürülen şey de dahildir. Sümük yani. Tükürmek hükmündedir. Biraz daha ağır olsa da. Yani tabii olmaz şimdi. Halı camiler, hele ibadet yerinde böyle bir şey. Eğer camiyi önemsemezlikten böyle yapıyorsa kafir olur. Ve yapılan bu davranış da haramdır zaten. Asla yapmaması lazım. Fakat öyle değil de boş bulunmuş. Öyle tükürük adeti olan insanlar var. Lama diye bir hayvan gibi ikide bir tükürür. Öyle bir huy demek ki. Bunun gibi bir şeyse o zaman da çirkin bir davranıştır. Nebi Efendimiz demek ki bakınız bunlara kadar bütün amelleri diyor. Yani sadece bunları değil. Ümmetimin iyi kötü yapabileceği bütün ameller bana arz olundu. Seyret bak gösterildi. Briefing diyorlar ya şimdi. O konuda bilgilendirme. Böyle gösterildi. Gösterildi diyor. Demek basbayağı. Yani yapanlarıyla onları gösteriyorlar Nebi Efendimiz'e. Hani böyle acayip bir alemlere çıkıyor. Nebi Efendimiz'in miracı sayılmayacak kadar derler çoktur. Meşhur olan bir olay var. Yani ona namazın hediye olarak farz kılındığı miraç derler. Şu bizim miraç diye bildiğimize. Beş vakit namazın farz kılındığı miraç. Yani o kadar çok başka miraçlar var. Nebi Efendimiz zaman zaman demek ki belki çok fazla defa yani böyle miraç yapıyor. Bütün alem kendisine gezdiriliyor. Sular gezdiriliyor. Peygamberler içinde hangisi oraları en iyi bilir? Denizleri, deniz mahluklarının tanıdığı, saygı duyduğu, yani esleyeceği hangi peygamberler var, ne için? Bütün anlatılıyor. Hiç durdurak yok bir ömür yaşıyor Efendimiz. Bu Nebi olduğu 23 sene, takriben 23 sene zarfında çok şeyler. Ümmetinin bütün amelleri gösterilebilir mi? Akıl kabul etmez ama mucize bu. Tabii ki mucize haktır. İnkar da zaten küfürden başlayan bir tartışma vardır o konuda. İnşallah göreceğiz. Çünkü mucizeyi inkar Nebi de en azından tahvif veyahut da inkardır. O yüzden de küfürdür. Gerekçeleri böyle anlatılır. Biz amentü ve saddektü diyeceğiz. İnandım ve tasdik ettim elbette ki. Ama bu kötü davranışları yapmamaya çalışacağız. İyilik diyelim yoldan geçen birisine takılır, düşer, zarar görür. Takdir tamam ama tedbirdir yani. Ayağımızda geçerken ufak bir dokunsak kenara gider. Millet de onun üstüne basmamış olur. Bu bir necis şey olabilir. Hepsi bunların olabilir. Onun için millet böyle bir necis bir şey oldu mu ona kalabalıklar bunu muhafaza ediyor. Hac diyelim ki Umre'de öyle kalabalık yerde yere kan damlasa hemen gören ellerini böyle açıyor oradan gitmiyor. Bir vazifedir. Ta temizlikçiler gelene kadar oraya kimse basmasın diye engel teşkil ediyor. Basarsa üstüne sürülür, haber olmaz, namaz kılar. Namaza mani ölçüdeyse namaz olmaz. Adam anlamadan namaz kılmamış gibi olur. Bütün bunlar, onlar adetleri dem diyorlar. Bunu herkes bildiği için. Dem kan demek. Yani kan necisse şimdi. Yani ne olursa olsun öyle denir. Yani çünkü sıkışıyor millet. İhtiyar insanlar da oluyor. Genç de olsa insan midesi bozuluyor, bir şey oluyor. Her türlü hal oluyor orada. Ne olacak o zaman? Mecbur görenler orayı hemen sarıyorlar. Yeteri kadar sarmış insan varsa öbürler devam ediyor işine. Ama yoksa mecburdur herkes. Yani bir güzel adettir. Bunu yapacak. İşte bu yerde tükürse de
ikaz etmek lazım uygun şekilde. Yani tükürme. Evet, necis değildir insan tükürüğü veya da insan sümüğü necis değil ama yapma bunu, tükürme. Bak millet tiksinecek. Müminlere eza ediyorsun. Onun için hele hele camide böyle şeyler. Müminleri tiksindirecek böyle olumsuz düşündürecek şeyleri yapmamak gerekiyor. Bunlar tembihtir. Yine bu cümleden diyelim bir yol var. Üzeri güzel, hani gidebilirsin. Aynı ölçüde bir yol daha var. Aynı kilometre yani neyse gideceğimiz yere. O yerde de kahveci takım yani kötülük konuşuyorlar. Açık saçık geziniyorlar. Böyle bir yol var. Şimdi mümin o kötü yoldan bile bile gidemez. Bu çirkin davranıştır. Buradaki tabii ki bundan ağır bayağı bir suç teşkil eder. Hatadır. Nebi Efendimiz'e bakınız. Haramdan mekruha hep gösterilerek biliyor. Onu alıyor belli melekler, tanıdığı melekler oluyor. Onlar gezdireyim diyor. Kendi alanını gezdiriyorlar. Kendi alanlarıyla alakalı her türlü bilgiyi de o gezi sırasında anlatıyorlar Efendimiz'e. Denizleri, havaları, yıldızları, neye merak ediyorsa hep yani ne varsa hatta gittikçe yenilerini görüyorlar. Onları da merak ediyorsa götürüyorlar. Biz buna tabi aklımız yetmez. Şimdi gidenler ne kadar zaman geçiyor? Ömür yetmiyor. Ya yani böyle acayip şeyler. Ama Nebi Efendimiz öyle değil o. Gidip geliyor bir sürü olaylar oluyor. İşte ne kadar zaman geçti? Gene de bir 3 saat geçmiş. Ama onu bize söyleyen olmaz hiç. Derler leğendeki abdest aldığı su tepişiyordu. O leğende de orada abdest almadı. Beyt-i Şerif'e götürdüler önce onu. Orada kendileri yaptı ona bir şey. Yani kendileri ona bir ameliyata benzer işlem yaptılar. Nebi Efendimiz'e. İzini de sonradan herkes görebiliyordu, gösteriyordu. Niye bunlar geçeceğimiz bölgelerde dayanıksız olan uzuvlardır. Bunları kuvvetlendirmek için bu ameliyatı yapıyoruz demişler. Aletlerini bile görmüş onların. Baygınlık böyle bir şey yapmamışlar. Narkoz şu bu yok. Ama acı da vermemişler. Çok yüksek bir teknik kullanıyor demek melekler. Her şeyleri böyle sizin tanıyabileceğiniz benzer şeyleri söylüyor. Altın, gümüş böyle bir şeylerdi bütün malzemeler. Kullandıkları makaslar, bıçaklar şu bu. Ama onlar değil yani. Hani sizin tanıdıklarınızın benzerleri böyle bir şeylerdi diye anlatıyor. Bu bilinen bir Medine-i Münevvere'de arkadaşlarıyla bir oynama sırasında bir ameliyat geçirmişti. Herkes kaçmış, çocuklar uzaktan seyretmişlerdi. O havadan gelen kişiler buna böyle böyle kestiler diye. Halime validemiz de ondan endişe etmiş. Beyiyle konuşmuşlar. Bu çocuk bizim için çok iyi. Evimizin bereketi, her türlü işimiz bununla iyi gitti ama bunu biz annesine teslim etmek zorunda kaldık diyorlar. Çünkü başına bir iş gelirse onun yakınları Kureyş bizi rahat bırakmaz. Yani iyisi mi elimizde daha sağlamken götürüp bunu teslim edelim. Üzülerek götürüp zor teslim ediyorlar. Teslim ederken bekledikleri sırada bir kayboluyor Nebi Efendimiz. Şu Beytullah'ın etrafında kayboluyor. O kadar kalabalık bir yer değil o zaman. Arıyorlar, tarıyorlar, umulmadık biçimde gene buluyorlar kendisini. Ve teslim ediyorlar. Yani tamam yani çocuğunuz artık süt anneye muhtaç değil. Öylece geri getirmiş oluyor. Kimse getirmez durup dururken. Sıkıntılar yaşıyorlar onun için. Büyük bir tazyikle oluyor. Hasılı Nebi Efendimiz için biz şunu da net öğrenmiş olduk. Aklımızda kalsın inşallah ki mekruhtan harama, farzdan müstehaba bütün ümmetinin yapacağı ameller kendisine arz edilmiştir. Gösterilmiş. Anlatıla anlatıla. Bu böyle bak bu şundan şundan iyi değil. Yaptığı iş bu adamın
iyi olmadı. Bak şöyle şöyle. Hatta devamı da görünüyor. Bak burada bu adam bunu yapıyor ama biraz sonra şunu yapıyor. Devamlı kötüleşiyor. Böyle böyle. Nebi Efendimiz de ondan tembih ediyor ki kötü amelin zerresinden olsun kaçın. Ateşe benzer. Bir kıvılcım ortalığı yakar. Sevap işin zerresini kaybetmeyin. Alın, saklayın. Altın zerresine benzer. Öyle öyle toplanır, büyük büyük şeyler olur. Sevap, günah. Böyle anlatılmıştır Nebi Efendimiz tarafından. Onun için bu basit deme. Sakın demeyelim böyle. Mekruh nihayet, yani basit bir şey. Veyahut müstehap, yapmasan da olur. Bir şey değil ki. Böyle demeyelim. Sevap mı? O sevaptır. Ebu Yusuf Rahimahullah, İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın bir talebesi. İmam Şafii Rahimahullah'ın hocası. Harun Reşit Sultan'ın kadısı. Öyle bir insan. Bilgi sahibi. İsmi en çok geçen bir isim. Bizim fıkhımızda. Demiş, siz bir günahın mekruh mu haram mı olduğuna bakmayın. Siz günah mı, ondan kaçın. Nihayet o, bir kağıdı önünüze alsanız da çizseniz, Teala'nın razı olduğu şeyler, öbür yana da razı olmadığı şeyler yazsanız, bunu razı olmadığı tarafa yazmak zorundasınız. Teala'nın kullarını cehennemine hapsetmesi razı olmadığı bir amelindendir. Yani haram şundan değil. O razı olmadığı taraftaki bir ameli yüzündendir. Hiç bilemezsin o nedir. Cennetini almasının sebebi razı olduğu amellerden birisi yüzündendir. Bilemezsin hangisi. Toplamaya bakmak lazım. Diye bize anlatılmıştı. 9 numarada en-nuha'atü bilayn, o nuha'a ayınla hiyen nuhametu minas-sadr evir-ra's. Ha. Bu öksürdüğümüz zaman balgam geliyor. O balgamı da deniyormuş. Yani o balgamı da mescitte bıraktığı zaman o da yasakmış. Yani tükürük, balgam, kafadan gelen dediği burundan gelen o şey. Veya diyelim ki işte kulak da akıyor bazen. O kulak kirleri, baştan çıkan şeyler yani diyor. Hepsi ne çıkarsa. Yaş, dünya için ağlamak mekruhtur. Güzel değil. Ama ahiret için ağlamak güzeldir. Fakat öyle ağlanan yaş tadıyla, rengiyle hep değişik oluyormuş. Sevap için ağlanan yaş farklı oluyormuş. Bunu doktorlarımızın incelemesi lazım. Laboratuvar onların elinde. Yani neler içeriyor? Her ağlamak hükmü başka. Bir kız çocukları eskiden çok çok daha tabii terbiyeli hayalı oluyor demek ki. Bize şimdi bunlar hikaye gibi gelir. Soruyorlarmış ki işte mahalle işte tanıdığı büyük hanımlar filancı delikanlıyı seni istiyorlar. İster misin? Söz verelim mi? Onlar da bir şey diyemezmiş. Ağlarmış. Bu ağlamalarını tecrübeli hanımlar gizlice tadıyormuş. Yani ona sarılıyorlar bir bahaneyle dillerini yaşına sürüyorlar. Anlamak için. Onlar bunu istiyor diyorlar. Anlıyorlar, o konuda öğretiliyor demek ki. Yani o yaş her şeyiyle insanın neden ağladığını, istiyor mu istemiyor mu bir şey, yani neyse hepsini anlatabiliyormuş. Ne için ağlıyorsun? O anlaşılıyor. Bir tane salih insan dostuyla ayrılıyor, arkadaşıyla. Ayrılıyorlar. Tabii ki garipleniyor bu.
nedense ağlıyor. Bir tane gözünden yaş çıkıyor, öbür gözünden yaş çıkmıyor. Ama bu bunun dikkatini çekiyor. Arkadaşından ayrılıp tenhaya, yani bir yalnız yerde kalınca o yaş çıkartmayan gözünü çıkartıyor, atıyor. Sonra bakıyorlar, bu gözlüydü, şimdi bir tanesi yok. Ne oldu şu bu? Sıkıştırdıkça bir arkadaşına söylüyor. Diyor ki, dostumla ayrılırken bu gözüm yaş döktü, o dökmedi. Arkadaşım için yaş dökmeyen gözü ben kafa üstü taşımam. Bu bana zoruma gitti, çıkardım attım diye. Şeriat buna izin verir mi? Vermez. Ama bir örnek olacak kadar takdirinde bu insanlar bunu yaşıyor. Gayri iradi de yapmış olabilir, bilmiyorum artık. Belki Cenab-ı Hak affeder, zaten affetmez. Hepimizin işi, biz afla cennete gideriz, lütfuyla cennete gidebiliriz. Yoksa başka imkan yok. Ben aklımda, kendi amelimle kazandım. Bunu hiç kimse demiş değil, insanların hiçbirisi. Nebi Efendimiz bile duasında sana layıkıyla ibadet edemedim, affına sığınırım, böyle böyle yalvarıyor.